yaşında çocuk yaşında bilir zaten dediğiniz hiperaktivitede evet. özellikle fayda alınan evet. bir durum. Hı hı. Biraz da bize uygulama aşamasından belki bahsedebilirsiniz. Hı. Biraz daha şekillensin seyircilerimiz için de dediğiniz klasik müzik eşliğinde o çok hoş geldi benim kulağıma. Evet. Oturma pozisyonunda gerçekleşiyor. Kişi vücudundaki bütün takıları çıkarıyor. Çıplak ayak bir şekilde altın kaplama elektrotlarımız var. Onların üzerine basıyor. Ellerinden yine altın kaplama elektrotları tutuyor. Başına yine bir şey sarıyoruz. Bu şekilde oturma pozisyonunda hiçbir ağrısı yoktur. Yani kişi ağrı hissetmiyor, hiçbir şey hissetmiyor. Yapılan sistemde herhangi bir yan etkisi de yoktur. Sadece tek söyleyebileceğim kişi eğer yeteri kadar su içmezse detoks olamadığından dolayı baş ağrısı yaşayabilir. Onun dışında herhangi bir yan etkisi yoktur. Hı-hı. Oturma pozisyonunda dinlenerek bazen kişiler uyuyabiliyorlar. Çünkü verilen frekans gevşetici, antidepresan özellik taşıyan, Hı-hı. rahatlatıcı olduğu için gevşeme, rahatlama, müzik eşliğinde daha manzaralı bir şekilde uygulamayı yapıyoruz. Hı-hı. Çünkü genelde insanlar duyduğunda işte alet her zaman hep şey gelir, ağrıyor muyum? Ağrıyacak mıyım? Nasıl bir ortam olacak? Bazen ondan kaygı yaşanır ama burada gayet anladığım kadarıyla oturur pozisyonda çok rahat bir ortam olur öyle olduğunda. Ve ağrısı olmaması önemli bir şey. Yani 2-3 bölgeden frekans alınır ama ağrısı olmaması önemli. Evet. Çünkü bazen korkarız her zaman ya. İşte bir alettir ama bir şey verecek vücuduma, ne verecek? Evet, yan etkisi var mı acaba? Beni neler bekler? Şundan da bahsedelim. Pozisyonumuzu yaptık. Kişi oturdu o şekilde. Frekanslarımızı biz vücuda tek tek yolladık. Yaklaşık ilk seans 1,5-2 saat sürer. Uzun bir aşamadır. Seanslar ilerledik sonra 1 saate kadar düşer. 40 dakikaya kadar düşer. İlk seans her zaman daha uzundur. Yaptığımız uygulamada kişiye bir damla veriyoruz. Homeopatidir. İlgilenenler mutlaka biliyordur homeopatiyi. Dil altı damlatılarak kullanılır. Herhangi bir dediğim gibi yan etkisi yoktur, kimyasal yoktur, tuzlu sudur. Onun amacı yapılan frekansı taşıyıcı olmasıdır. Çünkü bahsettiğim ilk etapta bahsettiğim kupaların içine yerleştiriyoruz. Ve o damlaya frekans yükleniyor. Bir de çipimiz var. Yuvarlak metal bir çip. Delme herhangi bir işlem yok. Onu sadece yapıştırıyoruz göbek deliğinin 3 santim altına. Çip ve damlanın amacı frekansları taşımak. Yani çiçeklerde bahsettiğimiz özü damlaya kaydedebiliyoruz. Frekans nasıl vücuda kaydediyorsa makine o damlaya da kaydedebiliyor. Ve bittikten sonra bütün uygulama kişilere biz o damlayı veriyoruz. Gün boyunca ihtiyaç hissettiklerinde damlatabiliyorlar. Dolayısıyla mesela diyelim ki sigara krizine girdi. Damlatsın 2-3 damla. Hafifletir. Bir süre sonra işte mesela çikolata krizine girdi. Damlatabilir, hafifletir. Ya da sinirleri çok bozuldu. Gergindir, canı sıkkındır ya da uyuyamıyordur gibi bazı durumlarda. Dil altına damlayı damlatması da kişiyi rahatlatır. Hani kimyasal değildir. Hiçbir ilaçla etkileşime geçip kişiye rahatsızlık vermez. Tuzlu sudur. Tek farkı frekansın kayıtlı olmasıdır. Yani burada anladığım kadarıyla fiziksel olarak da bir etkisi olur insanlara bu damlanın. Ama biliriz ki psikolojik etki çok daha önemlidir. Evet. Ve belki de motivasyon artırıcıdır diyebiliriz. Kesinlikle belki bu daha doğru. Çünkü yani hem fiziksel etkisini hem o motivasyonunu yükseltir ve o hızlı etkiyi hemen alabilir. Yapılan araştırmalarda plasebo etkisi olmadığı gözlemlendi. Dolayısıyla sadece bir destek olması açısından, motivasyonunu, konsantrasyonunu artırması açısından damla ve çip önemli. Mutlaka da kullanılmasını tavsiye ediyor bütün moratip terapistler. Ben de aynı şekilde. Plasebo değildir. Tamamen fiziksel bir etki sağlıyor vücuda. Örnek olarak ben birkaç kez denk geldim mesela birkaç kişi de. Bana işte terapiye geldiklerinde söylediler ki çipini takmayı unutmuş o gün. O gün de böyle bir açlık hissi gelmiş. Her zamankinden daha farklı ve gecesi fark etmiş ki o gün çipi takmamış mesela. Hani benim de terapi aşamasında yaşadığım bazı tabii. Evet, gözlemlediğim bazı durumlar var.
damla ile ilgili de yine aynı şekilde olumlu sonuçlar alıyorum. Mutlaka kullanılmasını tavsiye ederim. Ha, bazı kişiler kullanma ihtiyacı hissetmez. Yani mesela sigara için gelenlerde işte tek seans yaptık bitti. Daha önce sigara içmemişim hissi yaşadığını söyleyenler var. Bazı kişilerde ara ara aklıma geldi ama çok da umurum olmadı. Çok da beni rahatsız etmedi gelen krizler diyenler var.